hastamızda, bir hasta düşünelim Ahmet Bey, biyopsisi yapıldı ve papiller seyahı ile uyumlu bulgu geldi. Papiller kanseri. Papiller karsinomu. Evet, papiller kanseriyle ilgili. Bu konuyu açarsanız işte boyutlarını siz belirleyin örneğin şeydi. Hani boyutu işte 1 santimin altındaysa nasıl ameliyat yapıyorsunuz? 1 santim üzerindeyse nasıl ameliyat yapıyorsunuz? Bunları bize bir açıklayabilir misiniz acaba? Tabii çalışmalarla bunlar hepsi gösterilmiş. Papiller kanserler sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi iyi davranışlı kanserlerdir. Tiroid hücrelerini orijinal hücrelerini taklit edebilecek şekilde değişmiş yapıdaki hücrelerden oluşur. Bu nedenle tiroid kanserinde en önemli faktör tiroid bezinin kanserli dokuyla birlikte tamamının çıkartılması. Genel kavram bu. Ki arada ufak farklılıklar nasıl oluyor? Yani evet. Bezin bir kısmı kalıyor, bir kısmını bırakabiliyoruz falan. Yani nasıl karar veriyoruz? Mikro kanserlerde, yani 1 santimin altında olanlarda, özellikle 0.5 santimin altında olanlarda genel olarak davranış yine aynı olmakla birlikte tek taraflı lobun çıkartılması da yeterli olabiliyor. Fakat şöyle bir şey daha var. Eğer bir kişide tiroid kanseri varsa başka yerlerinde tiroid kanseri olma, tiroidin diğer yerlerinde riski olduğundan genel davranış biçimi artık total olarak yani tamamının çıkartılmasıdır. Tabii ki yapılan işlemin büyüklüğüyle sonuçları da değişecektir. Çünkü yapılan işlem büyüdükçe komplikasyon riskleri de kısmen artmaktadır. Ama iyi yerlerde yapılan tiroid cerrahilerinde riskler o kadar azdır ki bugün tiroid cerrahisine aşina olan ekiplerde bu riskler minimuma indirilmiştir. Tiroid kanserinin büyüklüğü hastanın ilerideki tedavilerinde çok etkileyecektir. Yani kanserin tiroid dokusu içerisinde büyüklüğü. O nedenle değişik ameliyat tipleri de uygulanabilmekle birlikte asıl tedavi tiroid bezinin tamamını çıkartmasıdır. Peki radyoaktif iyot tedavisini ya da hastalarımız arasında atom tedavisi olarak bilinen tedavinin her hastaya verebiliyor muyuz acaba? Tiroid kanseri olan her hasta. Papiller karsinomu için şu anda konuşuyoruz. Yani papiller karsinomu için. Papiller kanseri olan hasta. Tabii ki tedavide kriterler var. Mikro kanser olanlarda özellikle lenf bezlerine metastazı olmayanlarda papiller kanser durumunda olanlarda bunlara radyo iyot vermek ihtiyacı duyulmaz. Ama burada bazı kriterler hastanın kanseriyle ilgili, tümörün büyüklüğü, lenf bezlerine olan atlamışlığıyla ilgili, ileri dönemler için mutlaka belirli dozlarda, hatta bazen yüksek dozlarda radyoaktif iyot vermek gerekir. Çünkü birinci tedavi seçeneği radyoaktif iyot. Biz de endokrinolog gözüyle bu konuda aynı şekilde düşünüyoruz. Aynı tabii tabii. Bir kere amaç tiroid dokusunun kalmaması. Dolayısıyla radyoaktif iyot tedavisi papiller karsinomda cerrahi tedaviden sonra tamamlayıcı tedavi oluyor aslında. Neredeyse işte amaç işte sıfır tiroid dokusu. Şeyse eğer hastada papiller karsinom var, işte lenf bezine de yayılım var. Hiçbir şekilde tiroid dokusu kalmamalı. O nedenle tamamlayıcı tedavi olarak cerrahiden sonra biz de endokrinolog olarak radyoaktif iyot yapılması yönünde görüş bildiriyoruz. Kılavuzlarımızda bunu gösteriyoruz. Onu gösteriyor. Hepimiz aynı zaten. Şimdi tiroid kanserinde radyoaktif iyot tedavisi ayrıca konuşmakla birlikte tiroid kanserinin papiller tipleri aynı tiroid normal hücreleri gibi davrandığından radyoaktif iyotu da ya zaten iyot tutmaya meyilli hücreler olduğu için asıl görevi bu. Onlar da tutabildiği için zaten tedavi bu kadar rahat ve kolayca yapılabiliyor. Ama iyot tutamayan daha farklı tümörlerde, anaplastik tümörlerde böyle bir tedavi seçeneğimiz yok. Yoksa farklı bir tedavi yöntemi uygulamak zorundayız ki zaten onlar da oldukça zor tedaviler.